1.70 boyunda, 38 yaşında, 63 kilo. Bahram Şahbaz. Kırmızı köşe. 63 kilo. 23 yaşında. 1.73 boyunda. Umut. Umut. Umut Atalay. Antrenörü Mehmet Karabük. Bahram Şahbazi, Umut Atalay karşılaşmasıyla Greatness Fight Organization heyecanla devam ediyoruz değerli izleyenler. İşte face to face'te böyle karşı karşıya gelmişti sporcular. Umut Atalay'ın bir boy avantajı olacak gördüğünüz gibi Bahram Şahbazi'ye karşı ama çok daha tecrübeli bir sporcu Şahbazi. Beyler, bakalım neler olacak. Belden aşağı vurmak, kafa vurmak, diz vurmak, tamam mı? Dizlek atmak, çekmek, yasak. Kuralları biliyorsunuz. Başarılar. Hadi bakalım. Geçin. Sporculara son talimatlarda geldi değerli izleyenler. Bakalım Bahram Şahbazi mi, Umut Atalay mı burada galibiyete ulaşacak? Evet aşağı. Boks. Mücadelemiz başladı değerli izleyenler. Beyaz şortuyla Bahram Şahbazi, siyah şortuyla Umut Atalay karşımızda. Şahbazi sert başladı. Bu geceki tüm İranlı sporcular çok sert zaten başladılar ve çoğunlukla öyle devam ettiler. Umut'a karşı bakalım. Bahram Şahbazi ne yapacak? 15 yaş daha genç bir sporcu. Umut Atalay Bahram Şahbazi'den. Özellikle maçın uzaması halinde bir avantaj elde edebilir kondisyon konusunda. Fakat Şahbazi çok sert. Çok sert bir sağ köşe çıkardı. Şunluyla gelme çabasında Umut. O mesafenin hemen dışında kalmak istiyor Şahbazi. Ardından da kroşeleri gönderme çabasında olacak. Sol köşeyi sert savurdu ama kaçmayı başardı Umut Atalay. Stop. Bel altı gelen bir sol var. Boks. Dikkatli olması lazım. Kemere geldi ama Bahram Şahbazi'nin biraz daha dikkatli olması lazım. Az önce de bir karaciğer denemesi hafif bel altı gibi gelmişti. Stop. Bekle, bekle. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in, aşağı in. Evet, köşedeki hocaları da Mehmet Karabük ve ekibini de aşağı doğru gönderdi. Hakem ve devam ediyoruz. Kaldığımız yerden değerli izleyenler. İranlı sporcu sert bir sağ denedi. Ve ilk round'un sonuna geldik değerli izleyenler. Tamam. Evet değerli izleyenler, Türkiye'de boksun çok değerli isimlerinden Kadıköy Boks Kulübü Başkanı sevgili Serdar Avcı'dan bize gelen bir açıklama var. Şimdi bu açıklamayı ben sizlere iletmek istiyorum. Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Suat Karlıdağ Başkanlığı'nda kurulmuştur. Hatta bir hafta önce dünyanın en büyük federasyonu olan WBC Federasyonu resmi sayfasında açıklama yaparak Suat Karlıdağ yönetimindeki federasyonun geçerli ve resmi olduğunu, harici olan ve kurulmaya çalışan federasyonun asılsız olduğunu açıkladı. Mesajını iletti bizlere. Biz de Serdar Avcı'nın bu açıklamasını sizlere iletmeyi tabii ki bir görev biliyoruz. Açıklaması kendisinin bu şekilde. Boks. İkinci rounda geçiyoruz. Bahram Şahbazi Umut Atalay karşılaşmasında. Bahram Şahbazi köşesinden alkışlar geliyor. Sola fakat sağ köşe istedi. Umut'un köşesi güzel bir sağ buldu Umut. Bahram sağıyla girdi çıktı. Sertleşti karşılaşma. Geldi Umut. Kontra yaradı bulamadı.
Sarkoşe savurdu. Sol geldi ardından. Şahbazi sağ isabetsiz. Sol isabetli. Hakem araya girdi. Biraz avuç içi gelen darbe var zannediyorum. Açıl. Boks. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir sol çıkardı burada. Kaburga'ya doğru geldi. Şahbazi aparkatı arıyor. Sarkoşe arıyor. Umut gayet soğuk kaldı şu an rakibine karşı. Dengesini kaybetti. Bu pozisyon bir naktan değil. Devam ediyoruz. Aşağı yok. Aşağı doğru gelen bir darbe yine. Bel altı gelen. Hakemden hemen bu uyarı var. Kafanı kaldı. Kafanı kaldı. Çabuk soldan çıkardı Bahram Şahbazi. Yalnız yine sınırda atmaya devam ediyor darbeleri. Bir aparkat sol. Ardından sağı getirdi. Umut Ülpler'e sıkıştırdı. Sağ sol isabetli. Bahram Şahbazi nakavt istiyor. Umut Atalay maçta kalma çabasında aparkat da geldi. Stop, Şahbazi'den ve hakem araya girdi. Şahbazi beyaz köşede. Hakem sayıyor. Naktağım geldi. Çok ciddi bir atakla karşı karşıya geldi Umut Atalay. Boks. Devam edecek karşılaşmaya ama Şahbazi ciddi bir üstünlük aldı. Round'un son bölümündeyiz. Bahram Şahbazi bir kez daha saydırmak istiyor Umut. Kendine gelmek için round arasını beklemek durumunda gibi gözüküyor şu anda. Ve ikinci round'un da sonuna geldik. Bir kişi beyler, bir kişi. İkinci round tabii ki Bahram Şahbazi'nin üstünlüğüyle geçilen ve zaten İranlı sporcunun saydırmayı da başardığı bir round oldu. Şimdi bu round'tan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Üçüncü rounda geçiyoruz değerli izleyenler. Bahram Şahbazi, Umut Atalay karşılaşmasında. Savurma. Stop! Stop! İki. Evet, bir kez daha sayıyor burada hakem. Dört. İtirazlar var köşeden. Altı. Bahram Şahbazi de şova başladı. Umut devam edebilecek karşılaşmaya ama ikinci nakdamda gelmiş oldu böylece. Aşağı ineceğim. Mehmet Karabülk aşağı gönderdi ring hakemimiz. Sol sağ kombinasyonu arıyor burada Bahram Şahbazi. Bir aparkat geldi kendisinden. Adam ne yapıyor hala konuşuyor. Güzel bir sağ geldi. Şahbazi karaciğeri sol aparkat aradı bulamadı. Umut kontra yaradı ama zamanlamayı tutturamadı. Bahram Şahbazi sol sağ. Kroşer isabetli. Üst üste kroşer geldi. Aparkat geldi. Umut'tan kaçtı. Sol sağ. Umut'tan güzel eski. Right. Stop. Aydın açıl. Açıl. Box. 30 saniye kaldı. Sadrek isabetleri gardın arasından güzel geçti. Bahram Şahbazi. Sol sağ isabetleri. Umut kapanma çabasında kontrol etmek istedi. Şimdi burada dişlik çıktı. Dişlik temizlenecek hızlıca. Bu da Umut için tabii ki biraz nefeslenme şansı oldu. Red. Stop. Red'le ayrılıyorsunuz beyler. Ayrılıyorsunuz. Stop. Geç köşeye. Üçüncü raundun da sonuna geldik.
Dördüncü rounda doğru geçeceğiz. Üstünlük burada tabii ki Bahram Şahbazi'de. Üçüncü round'dan görüntüler ekranlarımıza yansıdı. Şimdi son round belirleyici olacak. Mehmet Karabürk'ün talimatları Umut Atalay'a. Gerçekten muhteşem bir ortam, muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir organizasyon var. Kurulayın beyler, kurulayın. Tuzla'da, Viaport Marina'da değerli izleyenler. Dördüncü round Umut Atalay çok daha aktif girdi. Red. Bunları yapmak zorunda. Galibiyet için buradan knockout'a ihtiyaç var Umut Atalay'ın. Bakın şu gidişatının ardından. Bahram Şahbaz'dan hala knockout'a aramaya devam ediyor. Bu Umut'un açık bulması anlamına gelebilir. Red. Yardım arayın. Stop. Ayrı. Box. Stop. Son dakikasına doğru girdik değerli izleyenler. Dördüncü roundun. Stop. Aşağı doğru itti Bahram Şahbazi burada. Umut Atalay'ı ve bu bir puanlık ceza anlamına gelecek. Kafaya bastığı için bir puanlık ceza anlamına gelecek. Umut işleri iyiye gidiyor şimdi. Ama hala son 35 saniyeyi çok iyi geçirmesi lazım Umut Atalay'ın. İyi bir aparkat çıkardı Bahram Şahbazi. Bu kırışmalarda daha net vuruşlar. İranlı sporcudan geliyor. Sol sağ direkler. Umut yumrukları biraz daha boşa gitti. Şimdi çok iyi bir kombinasyon Umut Atalay'dan. Bir kez daha burada kafaya basıyor yalnız Bahram Şahbazi. Umut'un da kafasına yememesi lazım. Stop. Burada dişliği de attı. Geç. Şuraya geç. Umut Atalay beyaz köşeye, tarafsız köşeye gönderildi. İranlı sporcunun dişliği temizlenecek. Zaten karşılaşmanın son saniyeleri içindeyiz değerli izleyenler. Top. Ve evet bu dişlik temizlenme sürecinde. Tamam. Box. Maç artık bitmek üzere. Umut Atalay son saniyeleri değerlendirmek istiyor Bahram Şahbazi'ye karşı. Sporcular güzel bir kırışmayla mücadeleye son noktayı koyacaklar. İki isim de isabet buldu. İki isim de ayakta kaldı ve mücadele sona eriyor. Bahram'ın da Umut'un da yürek koyarak dövüştüğü bir karşılaşmayı geride bırakıyoruz. Ve kazanan 3-0 Bahram Şahbazi. Evet Bahram Şahbazi mücadelenin galibi oldu değerli izleyenler. Beklediğimiz gibi profesyonel kariyerinin 8. galibiyetini almış oldu böylece. Umut Atalay diye bir mücadele sergiledi ama 2 ve 3. roundlar özellikle İranlı sporcunun ciddi bir üstünlüğüyle geçilmişti. Ve ardından da galibiyet Bahram Şahbazi'nin oldu.